Ferrari'nin bir fiyata geçiş hikayesi var ya. <laughs> tam böyle ak Akdenizli hikayesidir o ya. Enzo Ferrari harbiden zeki bir adam. Zeki mi? Zeki yani zeki, zeki, zeki. mi o? Zeki bir herif. Zeki bir herif. Yani Ford Ferrari'yi satın almak istiyor. Henry Ford 2 o zaman başta. Geliyorlar Ford'cular Modena'ya. Pazarlıklar şunlar bunlar. O arada... E Fotoğrafını çektiriyor Ford'çularla. Agnelli'ye el altından ulaştırıyor. O zaman Instagram story falan yok, yok böyle. böyle ya. Story atıp da böyle Ford <laughs> evet, etiketle falan ya. böyle. Agnelli diyor ki İtalyan markasını İtalyan'dan başka alamaz herhalde. <gülüyor> 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 ne veriyorsa ben daha fazlasını veriyorum. <laughs> Herkese merhaba. Bir kez daha Lastik Park YouTube kanalında Halit Volkan ve ben de Sturgut sizlerle birlikteyiz. Otomobil... ...ekollerini, kültürlerini konuşmaya devam ediyoruz. Halit Bolkon'u kesmeden, bölmeden <laughs> programı tamamlamaya çalışacağım. Ama şimdiden söz veriyorum. Nereye yapıyorum? Evet, şöyle bir evet. söz vererek. E, bugün İtalyanları konuşalım istiyorum Halit. Olur. E, Hazırlıklıyım zaten. Hazırlıklısın gördüm. E, ama Türkçe kelime bulamadım. Ben de gördüm hazırlıkları <laughs> Önce dedim ki büyük bir ihtimalle bir tane bir şey, Vittore di Capua tarzı bir adam yazmış bunu dedim. Ama yok senin yazı senin yazın yani. Yazı benim yazım. Bir doktorların bir benim yazım okunmuyor işte. O kadar yani. İşte onun için eczacılık fakültesini kurdular ya. Hani <laughs> tabii tabii sadece tabii. o yazı, yazılar okunabilsin diye. Nereden yani, başlayalım? Abi İtalyanlar e, aslında otomobil tarihine çok büyük katkılarda bulunmuş bir toplum diyeyim. E, daha doğrusu sadece otomobil tarihi olarak bakmamak lazım. Belki e, ulaşım tarihinin başlangıcı aslında nereden bakarsan bak Roma İmparatorluğu. Gene gittik oraya kadar. ama gideceğiz çünkü yolları ilk Abi doğru düzgün yol anı kuran Roma İmparatorluğu. Programı ki böyle kesmeyeceğim, bölmeyeceğim böyle falan <laughs> dedim. Adam direkt direkt Roma'ya gitti. Nihat benim bir suçum yok bak. Ya Nihat... Ama yani şimdi yol olmayınca otomobil olmaz biliyorsun yani. Tabii abi nerede Çünkü Al. o, zaman hani kilometre taşı, Roma'nın yolları, <laughs> e, bütün yollar evet. Roma'ya çıkar. Evet, evet. Bak ne güzel sen de biliyorsun anlat işte. Ya ben soldaki bilmeyen adamım ben her zaman. E, şaka bir yana evet yani dünyada hani e, ulaşımın e, doğru düzgün bir hale getirilmesini ilk sağlayanlar Roma İmparatorluğu. E, yol yapımına çok ciddi önem vermişler. Baya e, hala da kullanılan Roma yolları var. İşte dediğin gibi kilometre taşlarını kullanmışlar vesaire. İş oradan başlıyor. Ama daha önce biliyorsun dünya otomobil tarihini anlatırken de değinmiştik. İlk otomobil hikayemiz var ya. İlk otomobil de aslına bakarsan e, otomobil tanımı içerisinde hani kendi kendine giden bir araçtan bahsediyorsak yani insan ve hayvan kuvveti gücü kullanmadan üzerindeki mekanizma ile hareket edebilen ilk otomobili yapan da yapandan çok tasarlayan da 1478 yılında Da Vinci. Yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama öyle bilmiyoruz. bir tasarım var elimizde. Var ama o tasarım yapıldı zaten. Da Vinci Hı -hı. Müzesi'nde İtalya'da çalışan bir e, örneği var. Zemberekli, kurmalı bir otomobil. Bizim çocuk oyuncakları gibi ama işte 40 metre gidiyor mesela. direksiyon da var. Dolayısıyla... sonra biz onun çekçeklisini yaptık böyle. Çekip çekip bırakmasına, evet, evet. kur Tabii kurmaya evet. gerek yok i̇şte orada. İşte o kuruyor zaten çekerken. <laughs> Dolayısıyla aslına bakarsan hani İtalyanlar hakikaten otomotiv tarihinde ciddi e, izleri olan bir ekol. Tasarımı falan sonra geleceğim zaten. Hani İtalyan tasarımı falan deyince akan Akansular hmm. duruyor zaten. Yani orayı geçiyorum. Şimdi otomobil tarihinde özellikle de hani buharlı otomobillerden benzinli otomobillere geçişte Almanlar, Fransızlar falan konuşuluyor ya İngilizler konuşuluyor. Aslında İtalyanlar da teknoloji açısından geride değiller. Ama hiç İtalyanlardan bahsedilmiyor. Bahsedilmiyor. bahsedilmiyor gerçekten. Aynen. Biliyorsun hani e, Otto 4 zamanlı benzinli motoru buldu vesaire falan filan. Sonrasında ben e, şeyde Carl Benz de kendi benzinli motorunu yaptı. Bu arada sen bunları anlatırken ne hissediyorum biliyor musun? Hani önceki dersleri çalışmış <laughs> konuları bilen ki bizim daha önceki videoları izleyen arkadaşlar evet ya biliyorum Otto'yu benzinli işte evet. o Otto çevirmeni 4 dört <laughs> Sanki önceki dersleri falan böyle üstüne koya koya gidiyor gibi durum evet, yani. Evet. Mesela işte 1800 yanlış hatırlamıyorsam 84'te benzinli motorunu yapmıştı Carl Benz. Aynı yıl bir İtalyan Bernardi diye bir adam da kendi benzinli motorunu yapmış. Tek silindirli mesela. Ve bir üç tekerlekli bisiklete monte etmiş bunu. Oğlunun bisikleti bu arada. Sonra bir başka markayla anlaşıp 1894'te de bunu otomobil üretimine çevirmişler. Ha Yaşamamış ayrı konu. Hani 1901'de kapanmış gitmiş ama sonuçta İtalyanlar da teknoloji açısından baktığında aslında Avrupa'daki diğer ekollerin gerisinde değil başlangıçta. Hatta özellikle 1920'lerde filan teknoloji anlamında acayip ileri İtalyanlar. Oraya da geleceğiz. Tabii şimdi İtalyan markaları deyince aklımıza ilk gelen fiyat. Çok net. Ee, ve fiyat kurulduğundan itibaren Vallahi e, o, onu. İtalyan onu... otomotiv sektörünün lider Yani büyüğü, devi vesairesi. İtalyan diye sorduğunda herhalde önce Ferrari falan gelir. Fiyattır abi. Eğer endüstriyel açıdan bakacak olursan e, ve İtalya'daki otomotiv endüstrisi açısından bakarsan fiyattır. Oranın devi odur. Kuruluş tarihi de hani e, çok şey değil. hani e, Eski değil Almanlar, Fransızlar kadar falan belki ama 1900'lerin başı zaten kendilerinin içeri girmesi. Fakat orada enteresan bir durum var. Aslında e, 1898 yılında tam adını okuyacağım adamın. Giovanni Battista Seiraro diye bir adam var. Seirano diye bir adam var. Bu bir otomobil fabrikası kuruyor. Tamam mı? 1898'de. Adını da Well Eyes koyuyor. O zamanlarda ilginç bir şekilde Avrupa'da İngilizce marka isimleri daha çok tutuluyormuş. O yüzden bu İtalyan amca kurduğu otomobil markasına İngilizce bir isim veriyor. Ki onlar muhafazakarlılar yani. Hani çok evet, da yapmazlar ama işte o Ticarette, ticarette ama. muhafazakarlık yoktur biliyorsun. Mantepsel. hani bizde de Türkiye'deki hani %100 yerli markaların marka isimlerine bak bazılarına. İtalyan bilmem ne mobilya ne alakan var abi senin İtalyan mobilyasıyla Türk ismi koysana ya da gömlek markası filan. Hani girmeyeyim oralara da fazla. Ve bu Well Eyes şirketini 1899 yılında bir yıl sonra e, Giovanni Agnelli satın alıyor. Bizim, Agnelli ailesi bizim yani. bildiğimiz Agnelli ailesi. Agnelli ailesi ve bunu fiyata çeviriyor. Fiyatın açılımı ne? E, Fabrika Italiano Automobili Turin. Yani Torino şöyle söyleyeyim. İta Torino'da İtalyan otomobil fabrikası hani gibi bir şey oluyor. Şey gibi yani. <laughs> Bizim tofaş tofaş gibi. gibi yani. Onu söylecektim ben. Hani Tofaş gibi. Türkiye T otomobil fabrikaları ama şirketi. Okey ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şahin Kartal vesaire onları anlatmıştık. Önceki derslere <laughs> çalışıp geleceksin. <gülüyor> <gülüyor> e ya Agnelli'nin Agnelli ailesinin daha doğrusu otomotive girişi böyle 1899'da FIAT'ın e, markasını satın alarak. Bu arada e, Seirano özür dilerim. Çok zor bir isim ya Seirano. Çok enteresan bir kişilik bu adam ve ailesi. Çünkü 1898'de bu markayı kurduktan sonraki 15 sene içerisinde 5-6 marka daha kuruyor ve hepsi batıyor gene. İnat etmiş herif. Ee, yani üretim var, işletim yok. E, bir yerde hata var, bir yerde hata var ama nerede bilmiyorum. Üretim markalar. var hani. Bak oğlum markalara bak. Scott diye marka var. Star şirket ismi, Rapid marka ismi. Spa var. Fratelli Seyrano var. Birkaç tane daha var böyle. Ha birer marka kurmuşlar. E bizim bizim tamam bugün şey de söylediğimiz şey bu değil mi zaten? Otomobil üretmek çok zor değil. Markalaşmak, Markalaşmak zor. satmak ve kere geçmek kalmak. çok zor. Ayakta kalmak çok zor. Çok zor. Yoksa otomobil üretmek O he. zaman da zor. Çünkü o zaman aynı Almanya'da, Fransa'da vesaire de olduğu gibi kafası biraz çalışan mühendis kendi otomobilini yapıyor. İtalya'da da var. Bence bu. parayı yemiş bu. <laughs> Valla. net net yani hani Bir fikrim yok. Abi bak Bir fikrim otomobil yok. Otomobil yok, motor yok. Sen bunu yapabiliyorsun. Bir de marka kuruyorsun. Demek ki para da var. Tabii. Sonra o parayı bitirip sonra birisine bir tane daha kurduruyorsun. Bir tane daha kurduruyorsun. O, bence o şey. hani Yatırım ayağına önce yani, parayı yemiş o. Bu arada ilk hani şey de söyleyeyim. İlk fiyat 4 HP diye bir model. Yani o zamanlardaki işte e, at arabaları versiyonu. Bir şey zaten kaç kaçanılmaz bir sonuç. Ama o yıllarda da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İtalya'da da doğal olarak otomobil üreticisi genelde şasi üretiyor. Üstüne bir karoserciye yani bir at arabacısına gidip üzerine gövde yaptırıyorsun filan. E zaten bugünkü hani İtalyan Tasarım şirketleri var ya bir kısmı ta o zamanlardan gelme üstelik. Yani o onu geliştirmişler. Pinin farinalar, cici tabii de Hı. bir sürü var öyle. Ama onlar en babaları yani. Bertone'ler falan filan ama Bertone falan o kadar eski değil tabii. yani Neyse oralara girmeyeceğim. Şimdi mesela bazı ilginç markalar da var. Böyle bir kendini gösteriyor kayboluyor. Mesela 1900 yılında yani fiyattan bir yıl sonra Isotta Frascini çıkıyor ortaya. Ama ilk başlangıcı onların Renault modeli üretmek İtalya'da. Hani Renault'dan model almış onu üretiyor. E, bu Isotto dediğin şeyin o BMW'nin yaptığı Izzetta tarzı bir şey mi? Değil değil bu normal otomobili. Renault otomobil. üretiyor. Renault Hı. Type A falan üretiyor. Onu Fransız da anlatırız ayrıca. E, o zamanlarda çünkü gerçekten de bakıldığında e, Avrupa otomobil pazarında Fransızlar çok kuvvetli. Sonra İngilizler geliyor. Yani şöyle söyleyeyim İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan bölümde... Ee, Almanlar, e, e, Fransızlar ve İngilizlerin bir savaşı var, pazar savaşı var aslında bakarsan, üretim savaşı var ama Fransızlar çok uzun süre önde gitmeyi başarıyorlar. Amerika kendi halinde zaten orası bambaşka rakamlarla uğraşıyor. İtalyanlar yeni yeni ayaklanmış durumdalar bu açıdan baktığında ve e, İtalyanların ilginç bir yapısı var. Normalde şey düşünüyorsun işte e, İtalyanlar o, o dönemde de çok zengin değiller aslına bakarsan ülke olarak. E, çok daracık yolları var bilmem ne falan filan. İleriki yıllarda 1930'da yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle küçük otomobil ağırlıklı bir pazar haline geliyorlar ama e, 1900'lerin başıyla işte 1930'lara kadar mesela veya 35'lere kadar iki ayrı şey var İtalyanlarda. Ekol var. Bir lüks büyük otomobiller, iki sportif otomobiller. Buralara kafa yormuş adamlar. Ve o yüzden de teknoloji anlamında çok ileri o dönemde İtalyanlar. Ve gerçek anlamda teknolojiden bahsedeceksek mesela bahsetmemiz gereken ilk marka Alfa Romeo. Ha Geldik, güzel bir yere geldik. Yani şöyle söyleyeyim ben onu da hemen yanlış tarih söylememek için bakıyorum. Ha bu arada onun da açılımını söyleyeyim. Anonima Lombardo Fabrica Automobili. Tamam mı? Ve onun baş harfleri Alfa. Biraz İlk kuruluşunda Alfa zaten. İtalyanlarda yalnız şey yok. Hani kendi adımı koyayım durumu yok. Değil mi? <laughs> Genel olarak... E Fransızlarda, Almanlarda var, var. hep Lança var Lancia var mesela. Oraya daha gelmedim. Lancia var mesela. <laughs> Ferrari var mesela. Yani Lamborghini, Lamborghini var. Hakk! <laughs> <100 gülüyor> Şeyi şey yani? de anlatacak <laughs> mısın? Ferrari, Lamborghini nasıl doğdu hikayesi falan. O anlatılmaz. Seyva bir şey... Şimdi. Altmışlar var orası. Daha çok var oraya. <laughs> Bu hikayenin çünkü en bilinen tarafı orası hep. Tabii tabii. Bu arada hani Alfa'nın kuruluşu da enteresan çünkü bir başka marka üretim yapıyor o sırada. Yani başka bir ülkenin markası Derek diye. Onlar bir fabrika onun bir fabrikasını alıp Alfayı kuruyorlar ve büyük bir şansları var. Giuseppe Merosi diye bir adam var tamam mı? Acayip bir mühendis ve tasarımcı. Onunla işe başlıyor Alfa ve ilk yaptıkları otomobil 24 HP diye geçiyor. Merosi 1925'lere kadar falan Alfa'da şey baş. Her şeyin başında adam var. Yani teknolojinin, tasarımın vesairenin A, alfayı alfa yapan adam aslına bakarsan. Ve bildiğim kadarıyla e, dünyadaki ilk üstten çift eksantrikli 16 supaplı hatta çift bujili motor yapan adam. 1913'lerden falan bahsediyoruz bu arada. Hatırla abi 20 sene, o 25 sene önce hani şey diyorduk ki ya 36. oğlum üstten çift eksantrikli evet. 16 supaplı adam yapmış oğlum 1913'te. Var zaten yani. O yüzden diyorum teknoloji önderliği konusunda İtalyanların çok önemli katkıları vardır otomatik. Bu arada bizi izleyen arkadaşlarım önemli bir bölüm. Özellikle Alfistelerin ...şöyle bir talebi var. Şu an izlerken geliyor. Hani şey geliyor ya böyle hissedersin. Yani. Hisseder, hissedersin onu. Ee, abi Alfa'yı çek bir programın ya İtalya'nın içerisine sıkıştırmayın. De değil, Alfa Romeo'yu şöyle ayrı bir konuşun notunu alıyorum. Ee, ama bütün, bütün her şey bitsin, bu kültürleri bitirelim, ee, Alfa ayrı bir program yapmak ee, gerek çünkü hak ediyor. Hak ediyor. Hak ediyor yani. Alfa o hak eden markalardan biridir gerçekten. Ee, al, al, alfa'yı bir gün, Alfa Romeo'yu bir gün ayrı ayrı, Alfistileri böyle doyuracak bir programda yapalım, şimdiden sözünü vermiş olalım onun da. Bir diğer marka da Lancia. O Alfa'dan daha önce aslına bakarsan 1906'da kuruluyor ve çok enteresan bakın hani demiştim ya, sportif otomobil tarafı çok kuvvetli İtalyanların o yıllarda da. Çünkü genelde yarış pilotları falan bu işleri yapıyorlar. Lancia'da bir yarış pilotu zaten aslına bakarsan. Bir arkadaşıyla beraber Fiat yarış takımında yarışan bir pilot üstelik. Bu arada Fiat ve Alfa yarış takımları çok doğurgan. Biliyorsun Ferrari de Alfa yarış takımından çıkmıştı. Enzo Ferrari. <laughs> Lancia'da Fiat yarış takımından çıkan bir pilot. Bir ortayla orta Böyle ço bölünerek çoğalarak. Tabii, tabii yani. Ama o yıllarda bu işler böyle yapılıyor yani. E, çok örneği var bunun. 1906 yılında kuruluyor Lancia. Lancia'nın da otomotiv sektörüne çok fazla katkısı var. Onu e, lanç ile ilgili minicik bir şey söyleyeyim. E, benim e, şirketteki masamın üzerinde bir tane Delta integrale var. Hmm. Yani böyle bir aşık olunabilecek bir otomobildir o. Bir e, iki e, biz e, kendi şirketimiz şöyle bir şey yaptı. Çok özel bir çalışmaydı o. E, 365 gün 365 otomobil. Her hmm. güne bir takvim e. sayfası hatırlar mısın onu? Her güne ayrı bir e, otomobilin hikayesini anlattığımız bir takvim yaptık. Ama her gün sosyal medyadan o gün otomobili paylaşıyoruz. Ee, Delta integrallerinin olduğu gün 14 Şubat Sevgililer Günü'nde onu paylaştık. Ya yani bu bu evet aşık olunabilecek otomobil. O kadar bir kere 10-15 kilometre kadar kullanma fırsatım oldu yarış versiyonunu grup en ama tabii ki. Hani bugün çok göz önünde bir marka değil ama yani yok evet, oluyor, yok evet. Oluyor. yani. Ama ellerinde. Hani bildiğin yani. hani kalp bırakılabilecek otomobildir o. Ee, yani evet kesinlikle. Lancia, Lancia, da çok özel bir marka. O orayı anlatıyordum zaten. Hani söyleyeyim Vincenzo Lancia ile Claudio Fogolin diye iki adam. Ve ilk yaptıkları otomobil Tipo 51. 28 beygir gücünde. 1906 yılında bunlar yüksek beygirler bayağı. Sıkı beygirler o yıllar için. Lancia ile Alfa temel olarak bakıldığında sportif tarafa yüklenen iki İtalyan markası olarak uzun yıllar hem pahalı ama aynı zamanda çok prestijli markalar haline geliyor. Amerika'da falan mesela Alfa Romeo için Henry Ford'un şey söylediği hep anlatılır. Ne zaman bir Alfa Romeo görsem şapkamı çıkarır selam verirler der mesela. Güzelmiş. Şey. Daha, abi şimdi öyle ya teknoloji konusunda gerçekten ileriymiş o dönemlerde. Bu arada Alfa Alfa diyoruz Alfa Romeo ne zaman oldu? 1915'te Nicole Romeo diye bir adam ortaklık işine girdi Alfa ile. Ve 1920'lerin başında da Alfa Romeo haline geldi marka. Şey demiş bu. Ya bak biz bu İtalyanlar kendi adımızı koymuyoruz böyle olmaz <laughs> yani bu. Ben bu Romeo'yu koyayım buraya? Hani olmuyor bak İtalyanlar şey Almanlar Fransızlar hep kendi adını koyuyor. <laughs> bir tane isim olsun Bir bari. tane isim olsun bari demiş. Hadi Alfa Romeo ile devam edeyim. Onların bir de meşhur Quadrifoglio hikayesi vardır dört yapraklı yonca. Bu aslında aynı zamanda acıklı bir hikaye. Alfa işte 1921'de filan çok sıkı bir yarış otomobili yapıyor. Ve o yıllardaki yarışlara katılmaya başlıyorlar. Bu arada şeyi söylemem lazım. Takımda yarışanlara bak şimdi. Abicim Ascari, Campari Ferrari, tamam mı? Bunlar pilotlar. Asgari çok meşhur pilottur zaten. Ve e, Ugo Sibocchi diye bir adam. Dördüncü pilot da o. Yani dört kişilik pilot ekibi. Abi adam her yarışa başlıyor, nefis gidiyor ve mutlaka bir terslik oluyor. Birinci olamıyor bir türlü. Kafayı yiyecek herif. İnanılmaz şanssızlıklar yaşıyor ve bir yarışta aracı aracın radyatör ızgarasına dört yapraklı yonca çiziyor etrafını beyaz bir çerçeveyle yapıp o yarışı kazanıyor. Tamam mı? Tamam diyor ya kırdık şeytanın şeyini, bacağını falan filan. 1923 yılında oluyor bu. E, Targa Florio'yu kazanıyor herif. Üstelik çok önemli yarışlar falan. Aynı yıl yeni yapılan başka bir e, şeyi P1 diye çok meşhur bir yarış otomobili var. Alfa'nın ondan sonraki 7-8 sene e, çok üf, yarış kazandı. Onunla antrenman turu atarken kaza yapıp ölüyor. Oo. Aa, antrenmanda. Ondan sonra ama e, Alfa Romeo yönetimi diyor ki ya bu hani önemli bir şey bizim için. E, saygı duymak gerekiyor. Ondan sonra... En güçlü otomobillerine, yarış otomobillerine o dört yapraklı yoncayı Sibotça canısına koymaya başlıyorlar. Mesela o dört yapraklı yonca güzel. hikayesi oradan geliyor. Güzel hikaye. Güzel hikayedir. Yani güzel hikaye. acıklı ama güzel bir hikaye. Bu arada bir yarış hikayesi var. Tam söylemem lazım onu ya. Bir yarışta, arka sayfadadır o. Abi böyle bir şey yok. Bu Merosi'den sonra Jano diye bir adam var. E, Vittorio Jano diye bir mühendis geliyor. O da muhteşem bir mühendis. P2 diye bir model yapıyor. İşte P2'nin antrenmanında ölüyor zaten eee özür dilerim. P1 antrenmanında P2'ye giden yolda ölüyor. 1924 ile 1930 arası yarışıyor P2. Abi 1925'te bir yarışta 4 tane P2 Alfa Romeo P2 yarışıyor. İlk 4 oluyorlar. 5. araç finişe 45 dakika sonra geliyor. Ne diyorsun ya? Farka bak. O arada arabaları iyi katmış herifler. <gülüyor> 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 bak gerçekten ne yapacak Yapacak bir şey yok yine ya. <laughs> Peki, Çünkü çamur içinde ya o zaman. Adamlar yağ içinde filan. Arabaları yıkatmışlar oğlum evde. Rahatla bak. <laughs> Zaten dört biziz baba diye yani. Kendi aralarında yaşmış herifler. 45 dakika ne? Bu arada ya? finish takı bitmiş, şampanyalar Daha patlatılmış her şey bitmiş, falan her şey ödül ödüller oldu. Büyük bir tema bir geri geri falan geliyordur. Yani. Baba nasıl gelirse gelsin ya yani. Hani bu kadar <laughs> üstünmüş herifler yani işin içinde. 45 dakika çok çılgın bir rakam ya. öyle abi tarihler öyle yazıyor. Ee, tabi bu arada Enzo Ferrari takımdan ayrılıyor bu arada. 1929'da Scuderia Ferrari'yi kuruyor. Ama Alfa yarış takımının şeyini ona veriyorlar. Diyorlar ki sen iyi bir yarışçısın ama çok iyi değilsin. Fakat takımı çok iyi yönetebiliyorsun. Sen al bu takımı, sen yönet kardeşim. Ha güzel. Alfa yarış takımını Enzo Ferrari yönetmeye başlıyor kendi şirketiyle. İşte Ferrari'nin doğumu ondan sonra zaten ya yani 1930'ların sonunda. Çok doğru. az kişi vardır ama hani Ferrari Alfa Romeo'nun içerisinden doğduğunu bilen Hikaye e ya. olarak. Yani Onu da bu işin fanatikleri biliyordur mutlaka da. 1939'da bir şirket kuruyor Enzo Ferrari. Adı Auto Avio Costruzioni yani işte konstrüksiyondan geliyor. Hı -hı. Ve artık kendi şirketini kurmuş oluyor. Otomobil yapım şirketini kurmuş oluyor. Ama hala da Alfa'dan aldığı altyapılar üzerine yarış otomobilleri yapıyor mesela tamam mı? O dönemden sonra da. Büyük bir ihtimalle motor olarak veya şey olarak yürüyüş takımı olarak geliştiriyor. Hep Alfa. Ve... Tabii tabii. Onları Onları tabi geliştirerek tabii. yapıyor. E, 1947'de de ilk Ferrari logolu aracını yapıyor yani. İlk Ferrari yapıyor ve Ferrari ortaya çıkıyor yani. Binek otomobil olarak e, yollara çıkmaya başlamaya hazır hale geliyor Ferrari. Ferrari, Ferrari işte abi yani. Al burada da bir tane duruyor. Ki çok sevdiğim model değil. 356 falan işte neyse GTB. <laughs> e, mesela 250 GTO'su vardır. <laughs> ne getirelim Halit Bey size? Hani ne istiyorsunuz? 250 olun <laughs> yani. Ha tamam. Ya, Bilelim de. Yani gelmiş geçmiş en değerli Ferrari diye biliyorum ben onu. Hatta bir açık arttırmada böyle abuk subuk rakamlarda satıldığı var vakidir yani. Ama şöyle bir gerçek var. Yani dünyada spor otomobil, süper spor otomobil dediğin zaman ilk akla gelen marka Fer büyük ihtimalle Ferrari, Ferrari, evet. Yani hiç, hiç, boş konuşmaya gerek yok. Diğer taraftan Alfa ne yaptı o dönemlerde? Bu arada tabii Birinci Dünya Savaşı'na hemen bir kısaca döneceğim. Çünkü hani fiyat niye büyüdüğü de söyleyeyim sana. Fiyat işte 1899'da otomobil üretmeye başlıyor. Birkaç yıl sonra kamyon üretmeye başlıyor. Daha sonra uçak motor üretmeye başlıyor. E diğer bütün savaşa gelen ülkelerdeki otomobil üreticileri gibi hemen askeri araca dönüyor Dünya Savaşı sırasında vesaire. Ama mesela ilginç olan şu. Birinci Dünya Savaşı sonunda hani Almanya yıkıldı. Bilmem ne oldu şu bu oldu. Herkes dağıldı. Ama İtalyan otomotiv endüstrisi çok kolay toparlıyor. Mesela işte 1920'lerde Alfa Romeo'nun yarışlardaki başarıları vesaire gibi. Ve Amerika'ya araba satmalar gibi. Fiyatta araba yolluyor oraya. Ee, yani İtalya'dan da çok... Amerika'ya otomobil göndermek tabii var tabii, tabii, ya çok büyük iş ya. Yani. Büyük iş tabii büyük iş tabii yani. Oralarda adamlar iyi tutunmuşlar. Yani gerçekten de tabii orada Almanya ekonomisi çok fena çuvalladı ister istemez filan çünkü Almanya tamam bugün yine otomotiv sektöründe Avrupa'nın en büyük haline geldi dünyada da sayılı ama o yıllarda öyle değil yani e, ekonomiyle tamamen ilişkili bir durum. Lancia'ya dönersek Lancia'nın hikayesi de biraz acıklı sonlara doğru biliyorsun onlar da ilk başta lüks otomobiller üzerinden yürüyorlar ve teknoloji üzerinden yürüyorlar adamlar mesela hani kendi kendini taşıyan karoser diyoruz ya şu anda e, kullanılan bütün otomobiller öyle yani ayrı bir şasi yok altında hı hı. mesela onu ilk kullanan markaların başında lança e geliyor. Herif ona uğraşmış. İşte bağımsız ön süspansiyon yapmış, bilmem ne yapmış falan filan hani bayağı işte V4 motor yapmış. Dünyadaki ilk V4 motor, ilk V6 motor. Mekanik olarak falan. geliştirecek o kadar çok şey varmış ki o dönemde geliştirmiş. Bugün her şey neredeyse sadece yazılıma döndü. Yazılımı geliştir. Yani... yani o kadar değil ama yani o yıllarda bu, bu e, gelişmeler çok önemli gerçekten. Çünkü ilkleri yapıyorsun ve bir örneğin yok önünde. Evet. Bir örnek yok. Ya kullanıyor adam mesela anca. bir de daha tamam önceki yani. programlarda da anlattık bunu. Ödünün altında bir bilgisayar yok, bir şey yok, hesaplama mesela. Tabii, tabii, Her tabii, şey tabii. kağıtla tabii. kalemle tabii. vesaireyle yapıyorsun yani. Sonrasında ha mesela bak Alfa Romeo'dan tekrar bir örnek vereyim. 1950-51 Formula 1 Dünya Şampiyonu Alfa. Herifler çok iyi gidiyorlar sportif tarafta. Ama tabii 2. Dünya Savaşı sonrasında mesela fiyat özellikle 500 hani ve 600 modellerine dönüyor. E, bu açıdan baktığında hani Avrupa'nın en ekonomik modellerini üretmeye Küçük başlıyor. Küçük otomobil. Küçük otomobil uzmanı haline geliyor zaten. Ha, diğer tarafta kim var? E, i̇şte Mini çıkıyor birkaç yıl sonra biliyorsun İngiltere'de. İzoginiz, İzmirli hemşerimiz. Fransa'da işte Renault var. Renault işte 4 var. Peugeot 203 var bilmem ne. Çünkü ikinci Dünya Savaşı etkileri çok daha fazla Avrupa pazarında. Amerika parayı koyacak yer bulamıyor. 6 metrelik otomobiller yapıyor. <laughs> Avrupa'da para yok. Hem ucuz olacak otomobil hem yürütmesi kolay olacak. O yüzden küçük otomobillere dönüyorlar. Almanlar bile bunu deniyor biliyorsun. BMW'nin hatırlıyorsan anlatmıştım. O izetlere var, de. küçük araba otomobilleri var falan ama e, İtalya özellikle Fiat burada e, işte Topolino veya Cinquecento, Seicento falan gibi modellerle bayağı bir ağırlığını ortaya koyuyor ki, ve, ki, ve orada uzmanlaşıyor. Ve fiyatın hala uzmanlık alanlarından bir tanesi bu yani. E, evet ama şu anda işte 500 dışında mesela Punto üretmiyor. E ben bu Stellantis birleşmesinden sonra şey bekliyorum ama Punto bekliyorum. Yani her an bir, bir geliyor punt. olmuş olması gerekiyordu. Ee, bir, gelmedi bitti. Bir pu, bir punto bekliyorum orada. Ya Korsa 208 platformuna bir tasarım i̇şte yapacaksın bitecek yani de Vardır başka hesapları. Ulan çok alfa konuşuyorum ya. Ama çok güzel arabalar var eflerim o zaman. Ay, ama dedim ne dedim. <laughs> e, Alfistiler diyorlar ki abi <laughs> alfa'yı konuş ama. Hani sonra <laughs> bir daha konuş hani şurada ha, dursun mesela o. Mesela bak Lancia ile ilgili bir bilgi daha vereyim. 1913 yılında bütün elektrik sistemi standart sunan ilk marka mesela Lancia Avrupa'da. Ne demek bu? Marş motoru var. E ...elektrikli farlar var, hmm. <laughs> öyle gibi. Hani başka elektrikli ne olabilir zaten de o yıllarda? Şey ee, var mı e, cam açma otomatiği <laughs> vs. Var var var, var var var. Var var. mı? Tamam. <laughs> mesela ilk beş ileri manuel şanzımanı Sunal Lancia falan. Hani herifler çok başarılı o konularda. Diğer taraftan Alfa'nın mesela Giulietta'sı 1954. Aslında 2. Dünya Savaşı sonrası Alfa'nın ayağa kalkış modelidir Giulietta. Sonra Giulia geldi. Giulietta hala iyi mo model yani. 1966 Spider, Alfa Spider. O da iyidir. Ben 67'siyle burada klasik otomobil yarışına girmiştim. Mesela abi bak şimdi hani diyoruz ya biz. Oğlum küçük hacimden acayip beygir çıkarıyorlar filan hani bilmem ne. Turboyla, murboyla, cartla, jurtla. Baba benim kullandığım 67 model Alfa Spider Ki çok güzel bir tasarımdır bu arada. Ve GGR'un bizzat kendi tasarladığı son otomobildir bu arada. 1.3 litre atmosferik 100 beygir gücünde motor var üzerinde. 1967 abi. Aa, biz 2000'lerde üretilen 1. Şahin'lerde 1... 86 beygir makine vardı 1.6 makine vardı. 1.3 bu arada. 1.3. Vay arkadaş. Vallahi yani şimdi hani teknoloji ise evet. Mekanik teknoloji özellikle e, ciddi anlamda ileri İtalyanlarda. Zaten makine üretme konusunda herifler çok başarılı. İtalyanlar hala her sektörde makine üreten adamlar bunlar. Ağır sanayi anlamında ileri herifler yani. Sadece biraz dikkatsizler, özensizler. onu Akdenizliler abi. E Biraz öyle Aa, işte. Ak hani, Akdenizlilik hani, var hani orada. Çok övüyoruz da. Evet. Hani şimdi alfanın altında yağ yoksa yağ bitmiştir zaten içinde falan gibi <laughs> geyikler de var yani. E, alfa 33 için İtalyanlar şey derdi e broşüründe pastanın otomobil falan gibi aynı şey olacak bir şey yok. Biz onu burada. başka bir programda söylediğimizde bayağı böyle yok abi falan ama öyle yani. O öyle adamlar e, öyle söylüyor e, yapacak bir Kendi, şey. Kendi ya İtalyanlar kendileri söylüyor. Broşürde pastanın otomobil diye ya böyle davetis var mı? Ama bu kaç yılından sonraki hikaye? E, ya 60'lardan sonra 60 falan. 60'lardan sonraki yani, yani 60'lar 70'lerden sonra bir ihtimal ya bu yani. Bu bugün çünkü Alfa Romeo dediğin marka evet bizim için çok değerli ve ama hep geçmişine bakarak söylüyorsun ve hani Olağanüstü ee, modelleri var ya. Bak olağanüstü modelleri var. Gerçekten çok başarılı modelleri var. Keza Lancia'nın da öyle Aurelia'sı var mesela heriflerin. Teta'sı var. Ne bileyim işte e, sonrasında gelen birçok çok güzel otomobilleri var. Ve hep lüks otomobiller bu arada Lancia. Bu arada Evet belki bir gün tasarımcıları da konuşuruz. Evet. Tasarımcıları ayrı konuşacağız. A, tasarımcıları tabii. ayrı konuşmak evet, gerek ama e, dünyanın e, en başarılı tasarımcılarının İtalya'da olması da bu markalar için büyük avantaj değil mi? E, tabii ki. Tabii ki canım. Herhalde yani, yani. Burnunun dibinde aslında tasarımcısı ve hani başka bir yere gitmeli. Bu gitmene... tamamen kültürle ilişkili ama. Yani gerçekten kültürle ilişkili. Yani zorlayarak tasarımcı olamazsın kardeşim. E, dön yani. bu tarafa. Geç otomotivi. Tekstil. Orada da tasarım önemli. Orada da İtalyanlar. E, İşte onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Ama yani e, heriflerin Kültürü... Hasanlı takım elbise almaya daha Milano'ya gidemedik ama. Bana göre yapamıyorlar zaten. Onlar sınırlık ya. Yani. <laughs> İtalyan olmuyor bizimki. Olmuyor bizde. Kruvazör evet. ceket lazım bize. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında mesela... Ee, neler söyleyebilirim diye bakıyorum. Bir heyecanla bu Lamborghini, Lamborghini ne zaman oraya kapıyı, kapıyı işte. çarpacak ya falan hani hani onu şey bekliyoruz biz insanlar diye korkuyorum ya 30'lar, 40'lar ne oldu, 50'ler ne oldu atladınız mı? Tamam ya. ben bir şey demedim. O söyleyebilirsin yani, benlik bir durum yok ama yani. Genel olarak bakıldığında hani işte fiyat küçük otomobile yöneldi ve çok büyük başarı elde etti burada çok net. Lancia lüks otomobillerle devam etti. Alfa sportif otomobil tarzına devam etti. Ferrari işte hani zaten yeni yeni ortaya çıkmış bir markaydı. 1963'te Ferrari Lamborghini var. Adam traktör üreticisi. Traktör fabrikası aslında bakarsan Lamborghini. Bir anlatıya göre öyle söyleyeyim. Şeyle de arkadaş. Ferraride de arkadaş yani bir şekilde. Zaten hı hı. Santa Gata, Bolognese'de şey modern'e çok yakın yerler malum. Ondan sonra spor otomobil alıyor. Yani Ferrari alıyor adam. Şanzımanından memnun kalmıyor devrejinden. Gidiyor hani diyor ki ya yapamıyoruz. Sen diyor git traktörünü yap kardeşim. Sen ne anlarsın spor otomobilden. Hı. Vay öyle mi diyor. Ben de yapacağım diyor Lamborghini'yi. Spor otomobil, yani süper spor otomobil işine giriyor onun doğuşu o yani öyle anlatılır hep. Ee, hırslı bir abiymiş yani. <laughs> Yine aynı o koltuk muhabbetini yapmış mı böyle ee, koltuk ah, çevirip. <laughs> <laughs> Bu arada ya, bak onu anlatmadan geçmeyeceğim. Ha bir de düşünüyorsun ilk arabayı yapıyor içinde problem var. Nasıl olur? Kesin yoktur bak. Her Yok yerde olur. problem olur onda olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ona da. Sadece ona da Oğlum bir şanzıman var zaten var ya. <laughs> 1963'te hani ilk kuruluşu ya 1967'de test pilotu Olarak işe başlayan Valentino Balboni diye bir adam vardı. Ben o adamın yanına oturdum. Diablo SP kullandı benim için. Ona kullanmak denmiyor zaten. Ben orada ruhumu teslim etmedim ya. Daha ee, zor kimse korkutamaz beni. Diablo SV'nin olduğu dönemde ben Lamborghini'de müdürdüm. Ee, 98 bu arada söylediğim. Tamam 98'de oradaydım ee. ben. Büyük bir tane şey maviye binmişsin mavi, dedi. Maviye mavi. bindin değil mavi. mi? Tabii ki mavi o ama. Zaten e, lansman rengi de. Ta, zaten o veriliyordu. Öyle, hani kullanınsın diye tabii. teste verilen araç. Bir de şey vardı bizde e, bu kalemun rengi vardı. Hatırlar ee, mısın? Evet. Her renge giren ha, falan. Bir de lm 002 arazi aracı vardı ve 12 motorlu 4 çeker. Hatırlıyor musun? Evet, evet evet. O da vardı orada. Evet. Araplar vardı onu teste gelmişlerdi biz onu kullanamadık o yüzden çok uyuz olmuştu. Çünkü i̇şte, testte. Yani, bizim... Arap oldukları için değil. Kullanamadık. Sağır ırkçı mırkçı diyecekler <gülüyor> yani. <gülüyor> Ee, ama Balboni 10 yıl önce falan herhalde emekli oldu. Bak 67'den itibaren diyorum ve onun adına özel seri otomobil ürettiler. Normalde 4 çeker olan bir otom modeli arkadan itiş ürettiler. Balboni Edition diye. Onu da kullanmış biri olarak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Biz benim Lamborghini'de olduğum dönemde showroom her taraf Lamborghini vesaire. Bir tane Ferrari'miz var. <laughs> Ve kapının önünde duruyor. Karşılaştırma için. Hayır hayır kapının önünde duruyor. Bir şey olduğu zaman hikaye şu. Al Ferrari ile git. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durumumuz var tamam. Kapının önünde duruyor Ferrari. Linea yani. A aynen o moda. <laughs> Çok acayip bir şeydi. Kapının önünde durur o şeye girmez. Hani hayır, orada evet. bir şey olduğu zaman ya bir yere gidilecek falan. Ferrari'le gitsen işte orada duruyor. Böyle bir şey vardı hani. Tabii şimdi biz bunları konuşurken. Bitmemiş abi Lamborghini hırsı bitmemiş tamam mı? Seneler geçmiş bize de sirayet etmiş. E, abi şimdi Maserati'yi anlatmazsak da olmaz tabii yani değil mi? O da mı vardı be? Maserati de vardı be. Maserati'de, e, yani beş kardeş Maserati'ler bu arada. E, birkaç tane kardeş farklı otomobil firmalarında çalışıyor. Hepsi Mas. işten atılıyor bu arada. Maserati, olmadı bak <laughs> dört kardeşin <laughs> Yani şaka yapıyorum. İşsiz kalıyorlar. Sonra bir araya geliyorlar. Bologna'da bir dükkanda, önce yarış motoru geliştirerek başlıyorlar ve ben o dükkana gittim. Abi adam... Ee, <laughs> Nedir? Tadım kaçtı. Ya. ya o adam var ya onun yanına bindim. O arabayı kullanamadım gördüm ama. Bu arada. Gördüm. Gene gene bir gün Brutus beni çağırdı. Dedi ki bak dedi. Ben dedi bu Sezar'a dedi. Ben de orada Brutus'un yanındayım. Bak, bak, bu, bu, bu acıklı bir taraf ama için. Çünkü Oğlum bizim için hepsi acıktı bu hikaye. <laughs> Abi bir ara sokakta e, Bologna Üniversitesi var eski. Bu arada dünyanın e, açık olan en eski üniversitesidir Bologna Üniversitesi. Güzel de bir şey. Orada, orada ders verdim bir gün. <laughs> <mi>? Oraya doğru gidiyorken. Ders gidiyor <alacağım> ancak <laughs> o, onun, o, Orada karşısında bir sokakta böyle merdivenle inilen bir dükkan. Ee, dışında bir kitabe var Maserati burada kuruldu diye. Fakat içerisi bar lan. Ben Maserati'nin yani şu anda sahibi, genel müdür bilmem nesi olacağım. Oğlum orayı müze yaparım direkt zaten. Bu arada otomobil girebilecek bir yer değil. Çünkü başlangıçta motor geliştirdikleri için öyle bir dükkana ihtiyaçları yok hani. Merdivenle iniyorsun kapalı hani böyle bir yer. Bir de bahçesi var ufacık. Tamam dükkan ama ilk motorlarını falan adamlar orada geliştirmişler. Sonra taşınıyorlar Modena'ya. Satılıyor falan zaten maseratilerin de. İtalyan markalarının bir sıkıntısı var. Çok alınıp satılıyorlar, ortak evet, oluyorlar yani. bilmem ne oluyorlar falan. Yani çok öyle hikayeler var. O hikayelere girmek istemiyorum. İşte işletme, Akdenizlilik var ya orada. Evet. O Akdenizlilik bir Maserati türlü. ile bak işte hep sportif tarafta yer alan markalar değil mi? Lüks tarafta yer alan bir marka. Yarışlara da giriyorlar başarılı. Da oluyorlar sonra bir yarışta işte bir kaza alıyor birileri ölüyor filan ondan sonra kendileri girmemeye başlıyorlar. Ee, sadece özel takımlar için otomobil geliştirmeye başlıyorlar filan. Yani Maserati de çok özel markalardan bir tanesi hakikaten. Hala öyle. Hala, Hala öyle. öyle. Hala öyle. Ha şimdi baktığın zaman tabii iş öyle bir yere geldi ki şimdi Fiat grubu diyeceğim değil. Yani fiyat Chrysler grubu diyeceğim gene ha, değil çünkü artık Stellantis oldu. Artık Stellantis oldu. Ama genel olarak baktığın zaman hani Fiat altında Lancia, Maserati, yani Ferrari onun durumu biraz daha farklı belki ama. Yine de o şemsiye altında diye bakmak lazım. Alfa, hani e, ayakta zaten, kalan ayakta kalan e, o, otomobil markaları, İtalya otomobil markaları hep Fiat'ın şemsiyesi altında. Yani Agnelli ailesi zaten çok güçlü. Yani İtalya'da hep güçlüydü. Fiat'ın şemsiyesi altında o da aslında Chrysler'le ortaklık yaptı. E, sonra bunlar gitti. PSA e, grubuyla grubu birleştiler. birleştiler. Stellantis oldular. Evet. Oradan da hani daha ne kaldı ki? Şimdi devam edeyim ben. <laughs> Hani Maserati ile ilgili de anlatacak çok şey var ama zamanımız kısıtlı arkadaşlar. Yani değil izleyelim. değil. Vallahi değil. Gerçekten <laughs> zamanımız hiç kısıtlı değil. Lütfen yorumlara bunu belirtir misiniz? Halit bitirmek istiyor. Ben, ben <laughs> benim için sorun yok. Uzatılabilir yani. Şimdi o, o zaman şöyle oraya buraya gire çıkarı gire çıkar böyle halledeyim işimi. Çünkü söylemem gereken birkaç tane önemli marka var. Bir şey söyleyeceğim. Nihat şiradesi bozuldu farkında mısın? Ben bitir demiyorum ya. <laughs> ben bitir demediğim <laughs> için o toparlayamıyor şimdi. Hadi, şimdi Bahsetmem gereken önemli markalardan mı devam etsem yoksa fiyat ve belli yani belli markaların 60'lı yıllarına 70'li yıllarına mı girsem orada bir böyle kaldım. Çünkü 70'li yıllar Türkiye için çok önemli. Çünkü fiyat 124 yani Murat 124 başladı Türkiye'de. Malum 69'da kuruldu işte 70 71'de üretim başladı. E, arkadan 131 geldi Şahin Doğan Kartallar geldi. Dolayısıyla fiyat markası Türkiye otomotiv sektörü için çok önemli. Çok önemli hala da çok önemli. Yani Anadolu ilk seri üretim yerli otomobil arkasından. Murat 124 geliyor yani. E bugün bile Türkiye'de satılan, geçen en çok satılan Ege, Ege Fiyat tabii, tabii, fiyat tabii. Ege yani. Hatta Türkiye'de kurulu kapasitesi en büyük fabrika Tofaş zaten. Evet. Yani 450 bin yıllık kapasitesi. Ee, dolayısıyla e, Türkiye otomotiv endüstrisi için çok çok önemli bir marka fiyat. İşte 124 ki 124 dönemi için de e, çok önemli bir otomobildir. Mesela e, 4 tekerlekli disk, disk fren sunan nadir modellerden bir tanesidir. Fiyat e, İtalya'da demektir. da öyleydi. Tabii tabii. Olduğu tabii. gibi tabii. burada kullanılıyor. Tabii, evet. tabii, tabii ki tabii ki tabii ki. E, fiyatın 60'lı yılları da kötü değil bu arada. Mesela 124 e, Spider'ları var adamların 60'ların ikinci yarısında falan çok güzel otomobiller yapıyor fiyat. Sonra 131 geliyor malum. Ve 131 e, Dünya Rally Şampiyonu oluyor mesela 78'de Abart Motorsport. Hani bu arada Abart da bir marka biliyorsun aslında. O da 1960'larda falan Biraz ortaya çıkmış. 131'in Dünya Rally Şampiyonu olduğu falan hani böyle oturmuyor tamam mı kafaya ama, ama, ama oturmaz hani. Oturmaz ya dalga mı geçiyorum baba aslan gibi arabaydı o ya. Vallahi aslan gibi arabaydı canlı seyretme şansım oldu bir kere. Ee, rahmetli Oğuz Gürsel kullanırdı. Ee, Rally falan da kullanırdı onu arada. Başka bir arabadır o ya. Gerçekten başka bir arabadır yani. Hani bazıları aşağılıyor ya 130 ya. <laughs> sen onu gör de göreyim bak hani yarış arabasını. Titrersin böyle yani. Bayağı titrersin yani. Neyse fiyat küçük otomobillerle büyüyen bir marka evet. Ama hani 124 de bize şimdi küçük geliyor mu? o dönemin normal büyüklükteki otomobillerinden biriydi Avrupa için. Ü 124, o zaman şey yok değil mi? Kasa yok değil mi? B, C vesaire yok yani değil mi? <laughs> yani var canım da ama yani. Ne, neye giriyor o, o zaman? O düşün o zaman O, o C yani. Onu söylecektim yani. Ya değil, o 100, C o 124 yani. C'ye giriyor o zaman. Öyle zaman C, hani öyle baktığında. Tabi bugünkü kriterler falan geçerli değil o zamanlar ama bugün kriterde A. A. Aşağı yukarı. A, A, A sedan. A sedan, aynen. <laughs> yani 131 hani geldi sonra 132'ler var işte regattalar onlar bunlar. E, ee, tabii çeşitleniyor ondan sonra fiyatı modelleri de. Yani bugüne doğru geldiğin zaman birçoğunu biliyoruz zaten. Tempralar, Tipolar, Uno'lar. Uno mesela çok başarılı bir küçük otomobil küçük yine. Otom. Ee, Tempra, Tipo, arkasından Bravo'lar yani Stilo'lar, Bravo'lar, Bravalar. Stilo şunlar, da güzel bir arabaydı be. Yani, Sarı Stilo. <laughs> o senin söylediğin ilk Stilo'dur. Köşeli olan. Evet. evet. 2.4 litre motorlusu da çok güzeldi onun ama Türkiye'ye getiremediler onu. Vergilerden dolayı. Sonra Bra bravo bravolar, bravo, bravo, bravo ondan öncedir zaten. Marayalar bilmem İlki, ne? neler geldi ya. Yani çok model ürettiler gerçekten. Punto çok önemli bir başarıydı gene. Ee, küçük otomobilde en azından. Ki şu bilmiyordu. anda Egea Avrupa'da bu arada Tipo adıyla. Evet Tipo. Orada, orada Tipo diye geçiyor. Tipo devam ediyor. Bilinen bir model ismi olmasını tercih etmişler belli ki. Yani fiyat sonuç itibariyle ilginç hikayelerinden biri de fiyatın şeydir biliyorsun bir ara GM ortaklığı vardı. GM fiyatı satın alma opsiyonuyla ortak olmuştu ee, ve belli dönemlerde belli paralar vermesi gerekiyordu fiyata. Veremedi. Fiyat 2 milyar dolar mı 2 milyar euro mu ne tazminat alıp ortaklıktan ayrıldı, paçayı kurtardı. GM'in GM alıp... yok edemediği nadir markalardan bir evet tanesi ya Aa, bak. <laughs> Bu arada GM programını yapacağız. Yapacağız, Sö yapacağız. Sözünü verdik yapacağız onu. Evet. Ee, şu GM'in peşimize taktı ajanlardan kurtarabilecek. <laughs> Yani fiyatı çoğunluk biliyordur zaten hani en azından son 20-30 yılını Türkiye'de hangi modeller geldi ne yapıyor bu adamlar ne oluyor herkes biliyor yani şu anda da geldiği nokta belli e, üretilen modeller belli e, fiyat bu arada tabii Agnelli ile ilgili bir bilgi daha vereyim 200 Dünya Savaşı'dan sonra fiyatı elinden aldılar hapse hapse de attılar galiba onun doğal olarak o yıllarda e, savaş. yenilen savaş. ülkelerde e, şey üreten hani savaş aracı üretenler genelde Porsche dahildir buna içeri atıldı bir veya işte elinden mallar alındı falan. sonra tekrar geriye döndü ama Agnelli ailesi çünkü Agnelli ailesi hakikaten İtalya demek Agnelli demek yani baktığında e, bu arada hani Iveco'sundan bilmem ne sen üretmedikleri bir şey yok adamların yani Agnelli ailesi olarak söylüyorum bunu dolayısıyla fiyat grubu bir şekilde şimdi Stellantis'te de ortak oldu ve e, iyice büyüdü pazar avantajını e, güçlendirdi falan 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 e, diğer diğerlerine bakalım Lancia'nın oldu Lancia Delta ile İntegraleyle ama. Dünya Rally Şampiyonası'nı kazandı birkaç kere. Efsane. Ki Yok, ondan çok. önce de Stratos vardır bu arada. Lancia Stratos. 70'lerin meşhur rally şu, otomobildir. Şu, çok acayiptir. Yarışmak üzere geliştirilmiş bir otomobildir o. Sadece rallylere girsin diye yapılmış bir otomobildir o. Onu da canlı seyrettim. Armin o bir de, o de böyle da böyle oldu. havada gider ya. Böyle havada gibi çok durur. Acayip. Böyle, çok Bak çok güzel bir araba yani. Baktığın zaman diyorsun evet ya bu yarışmak için doğmuş. Ya İtalyanların yarış e, kökleri çok sağlam. Hepleri o işi biliyorlar abi bak. Hala da orada işte biliyorlar milyar yani. milliye yarışları falan var böyle, böyle... tabii, tabii tabii yani. O anlamda adamların kökleri gerçekten çok sağlam. İşte diyorum ya ulan 131 Dünya Rally şampiyonu oldu. Lancia Delta İngilizce oldu. Stratos var, o var, bu var. Saydıkça sayıyorsun. E dön Formula 1'e. Ha bu arada bak Lancia ile ilgili bir hikaye anlatmak lazım şimdi. Stratos'tan sonra Delta'dan önce bir otomobilleri vardı bunların. Şimdi o yıllarda 2500 tane yol otomobili üretip üretmek zorundasın. O otomobilin yarış versiyonu yapmak için FIA kuralları. Bunlar hazırlıyorlar arabayı fakat 2500 tane üretemiyorlar seri. Normal standart yol arabası. FIA yetkilileri geliyor. Bakacaklar sayacaklar bayağı herifler. Bakacaklar. Abi arabaların yarısı neredeyse bitmiş. Yani yarısından biraz fazlası belki. Bir otoparka götürüyorlar. Abi herifler bakıyor sayıyor ediyor falan. Diyorlar ki ya yemeğe gidelim. Yemeğe götürüyorlar. Sıpa geldi, o arabalar izle. başka otoparka taşınıyor. Aynı arabaları bir daha sayıyorlar. <laughs> <laughs> o Tabii arada. Böyle bir hikaye var mesela. O arada. Tabii. 2500'i tamamlayacak veya 250 ya yanlış söylemeyeyim şimdi rakamı da. E normalde 2500'dü de o zaman o yıllarda gruba olduğu için 250 de olabilir o şimdi. Ee, yanlış bilgi vermeyeyim ama bu hikaye var. Onu söyleyeyim yani. Tam ihtiyar. Yani çok yani. çok büyük operasyon. Tam ihtiyar. Tam Akdeniz stil stil yani. stili bu bak. Tamam tamam yani hiç. Muhteşem hikayeler var heriflerde. Ee, diğer taraftan hani Maserati'ye döneyim tekrar. Maserati de çok uzun yıllar boyunca dalgalı bir seyir izledi. Çok sahip değiştirdi. Bir dönem Citroen'in ortak oldu. Yani Citroen aldı onu. Hatta SM diye bir model yaptılar. Onu Fransızlarda da anlatırım. Bir ara Michelin oldu galiba veya Michelin ortaklığı oldu. Bir ara Araplar aldı. Bir ara bilmem kimler aldı. Böyle bir karmaşalardan geçtiler. Şimdi onlar da işte hani Stellantis çatısı altındalar. Yani bir şekilde Fiat aslına bakarsan İtalyan markalarını ayakta tutmayı başardı. Evet. En azından geçmişi zengin olanları öyle söyleyeyim. Dışarıda kalan bir marka yok galiba şu anda. Aslında çok var çok yani şöyle artık üretilemeyen mesela. Hayır yok onu söylemem. Şu anda hani fiyat çatısı altında olmayan çok İtalyan küçük, markası. Küçük, yani şey var bir iki tane küçük otomobil üreticisi var illaki. hani minik minik şeyler yapıyorlar ya İtalya'da değil ama Fransa'da ya, İtal Ya İtalya'yı konuşurken İtalyan otomobil kültürünü konuşurken sadece otomobili değil aslında. İşte biraz önce bahsettik ya tasarım keza öyle lastik. Hocam, i̇şte pirelliler, mirelliler vesaire onların hepsini konuşuyor olmak. Dur şimdi daha konuşacağım bir şeyler var. Konuşalım daha. Kes, kesmiyorum. Vallahi kesmiyorum. Kesme. O elini vurma. Vururum. O eli de bir indir. <laughs> şimdi mesela son dönemde yani 60'larda falan, 60'larda 70'lerde 70 var olan şimdi olmayan iki, iki tane mesela önemli marka var. Bir tanesi De Tomaso. De Tomaso Pantera diye bir modelleri vardı onların. Senin şu kullandığın. Evet. Bak sen söyledin, ben söylemedim bu sefer. Ama daha önceki mesela... bizim bizim kanaldaki şeyde konuşmuştuk onu. De Tomaso ee... Pan... bir, Hatta bir dinleyicimiz de şey dedi, Ankara'da bir tane var abi evet, falan o demişti. Evet, ben Ankara'daydı benim kullandığımda. Tamam. Hala var o bir tane. Ee, umarım aynı arabadır yani bilmiyorum belki satılmıştır başka yerlere. Benim kullandığım ben 96'da 97'de falan kullandım çünkü. Fakat ilgi de de Tommaso mesela İtalyan tasarımıdır filan Fakat motor Ford Amerikan. O dönemlerde öyle şeyler var mesela Iso Grifo diye bir marka var. Bu da enteresan marka. Buna benzer hani güçlü motor, Amerikan motoru, İtalyan tasarımı birleşimlerini deneyen bazı markalar çıkıyor o dönemlerde. Başarılı olamıyorlar maalesef. Ama mesela son dönemde çıkan İtalyan markalarına bir örnek vermek lazım Pagani. İlk modelin adı yani Zonda bana hep Zonta'yı hatırlatıyor. O yüzden çok hoşlanmıyorum ama adam olağanüstü bir iş yaptı mesela. O da burada biliyorsunuz süper spor otomobil üreticileri Modena tarafındadır İtalya'da. Bunun iki tane sebebi var aslına bakarsan. Bir, o çevrede hep Adamlar o fabrikalarda çalışıyor ya. Süperspor ve lüks otomobil üretme konusunda çok ye yetişmiş eleman var orada. Hem yetişmiş eleman var hem belki yan sanayi vesaire İkincisi hepsi de orada. O, yan sanayi. Tamam. Dolayısıyla herkes oraya gidiyor. Yani yani Ferrari, Maserati, Opera... Lamborghini hepsi böyle bir üçgen gibi düşün. Operasyonel rahatlık var orada. Tabii. Evet. Pagani de orada mesela işte yani. Hani, o da hani en yeni markalardan bir tanesi. İtalyanlar şöyle söyleyeyim, kullanımı zevkli otomobiller yapan bir ekol yani lükslerde çok başarılı olamayabilirler bu günler için konuşuyorum bunu ama 1930'larda 40'larda 50'lerde lüks otomobil konusunda Avrupa'nın önde gelen ekolü İtalyanlar aslına bakarsan ama ilginç bir şekilde İtalyan otomobili kullanırken zevk verir yani adamlar onu beceriyorlar umarım Lancia yok olmaz bir tane Y modeline kaldılar bu arada onu tekrarla yaklantacaklar Lancia ya değil evet ya orada Lancia mesela e, Dünya Rally Şampiyonası birincilikleri var Delta Integral ile falan Sonra bir anda Lancia'yı biz lüks marka yapmaya karar verdik dedi fiyat yönetimi o zaman. Geçmişine bakarak söyledi bunu elbette. Çünkü Lancia lüks markaydı geçmişte. İyi de o, o geçmişi unuttu millet. Kimsenin aklında yoktu. Bir tane yeni Delta yaptılar biliyorsun böyle hatchback formunda filan. Yani olmadı, tutmadı. E Zaten Dünya Rally Şampiyonası'nda kim kaldı? Toyota, Fortuna'yı. Yani. Yani öyle markalar işte Subaru'lar, Mitsubishi'ler, Lancia'lar hiçbirisi yok. St Strowman vardı üç gün önce. 2-3 sene önceye kadar Volkswagen Ondan vardı. Onlar şampiyon olmaktan sıkıldı Citroen. Hatırlıyor musun Citroen'in açıklamasını? Hatırlamaz mıyım ya? Ee, bizim otomobili kullanacak bir pilot olmadığı Sebastian, için. Se yani Sebastian L kalitesinde pilot L bulamadığımız için yarışmayacağız. Yarışmayacağız. Sal yani. <laughs> Demek ki Dünya arabada ar değil pilottaymış iş dersin o zaman değil mi yani? Dünya Rally Şampiyonası'nda çekildi bir adamlar ya. E, kısaca da şeye de değinelim. Adamların hani tasarım konusundaki uzmanlığına işte Pininfarina, Bertone, Gigiaro, Ital Design hani ilk aklıma gelenler artık tık tık diye sıralıyorsun. Ya adamlar bazıları çok eski 1910'lardan 20'lerden geliyor bazıları daha yeni bir de orada usta çarak ilişkisi de var. Bir nevi terzilik gibi bir şey çünkü otomobil tasarlamak. Ve bazıları da küçük adet yani sınırlı sayıda adette otomobil de üretebiliyor bazıları. Büyük markalar için. Mesela Gia da öyleydi bir dönemler. Gigiaro mesela vesaire. Ee, ondan sonra işte Bizzarini diye bir adam vardı. Zaten otomobil tasarımı dediğin şey kağıda otomobil çizmek değil. O O tek başına bir şey o, değil. O hiç bir anlamı yok onun yani. Onu endüstrileştirmek, ticarileştirmek bambaşka bir hikaye. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Gerçekten de hani bir dönem hani Amerikan otomobillerinin tasarım çağıyla diye bakarız ya 1950'lere falan. O bize öyle geliyor birazcık. Evet oradaki otomobiller de çok güzel falan ama aynı yılların İtalyan otomobillerine bak. Ee, Zagato mesela tamam mı? 1960 model. Yanlış hatırlamıyorsam 1960 modeldi. Bir Alfa Romeo var Zagato. Abi o tasarımı bugün üretse alırsın. Uçan daire diyorlar otomobil. diskovalent diyorlar. ediyorlar. <laughs> Güzel. Yuvarlak katlı böyle falan ama muhteşem bir şey yani. Hani herifler Avrupa otomobil tasarımını bir yerden sonra da dünya otomobil tasarımını etkilemiş adamlar. Ki hala öyleler. Hala, hala, hala dünyanın birçok büyük markasına tasarım İtalyanlar yapıyor. Tabii, canım, tabii ki bunda şaşılacak bir şey de yok bu arada Yani. Ee, İtalyanlarda tek benim tek demeyim, eksik gördüğüm şey işte biraz önce bahsettiğim işletme. Devamlı böyle bir el değiştirme Onunla ortaklık, bununla ve ana çatı fiyat. Fakat fiyatın devam etmesi muhtemel modeli devam etmiyor. Devamlı bir isim değişiyor, o oluyor, bu oluyor diye devamlı bir şey değişiyor. Böyle hani yani, işte öbür markada 50 senedir aynı model, mesela Golf. Evet. Yani gelmiş 1, 2, 3, 4, 8'e kadar gelmiş. Punto, Punto yok, Maraya yok, Bravo yok, Stilo yok yok. Yani üretmiş vazgeçmiş, üretmiş vazgeçmiş gibi bir, bir karakter oluşturmadılar orada. Ya bu tamamen şey ama hani e, ekonomik durumla ilişkili bir şey. Yani İtalya ekonomisi de çok çalkantılı bir ekonomi. Yani yıllardır öyle bir iniyorlar, bir çıkıyorlar, bir şeyler oluyor. Ee, Avrupa Birliği kurtarıyor, kurtarmıyor filan bazen. Eskiden Agnelli mesela batma pozisyonuna geliyordu İtalyan devleti veriyordu parayı, kurtarıyordu. Çünkü Agnelli batarsa İtalya evet. daha kötü batacak. Eskiden <laughs> şey vardı, hatırlar mısın sen? Televizyonda döviz kurlarını falan verirlerdi. 100 İtalyan lireti. Evet 100 İtalyan bir reti. Bizimki evet. öyle öyle kıyaslandığı 100 İtalyan lireti evet, evet. işte İtalyan falan 1 lira falan diye. Ee, bir şekilde şu bir gerçek. Avrupa'ya baktığın zaman her ekol yani her ülke kendi otomobili konusunda daha milliyetçi davranıyor. Yani Fransa'ya gidiyorsun daha çok Fransız otomobilleri var. Almanya'da daha çok Alman. çok doğal bir şey bu. İtalyanlar oralarda sıkıntı yaşıyor belli ki. E, İtalya'da bir sürü Fransız otomobili görebiliyorsun. Alman otomobili görebiliyorsun. Ama fiyat 500 dışında mesela doğru otomobili otomobil görmüyorsun Fransa'da Paris'te İtalyan otomobili. Punto'da bir dönem vardı ve o da kalmadı. Eee ne, neye binecek bu adamlar? Ne alacaklar? Anladın mı? Hikaye o 500x'ler falan filan. Ya öyle komik ki 500X ve Jeep Renegade aynı otomobil, aynı fabrikada İtalya'da üretiliyor, Torino'da. Abi Torino'ya gidiyorsun, 100 tane Renegade görüyorsan 20 tane 500X görüyorsun. Ya kendi memleketinde satabiliyorsun kardeş yani sen bunu şimdi. Ne olacak, nasıl olacak bu iş? 500X yani. güzel bir otomobil ama fiyat olarak şu an Türkiye için söylüyorum çok yukarıda. Hani birazcık mantıklı olsa çok satar ama. Bu arada bak fiyat fabrikasının da, ilk fiyat fabrikasının da enteresan bir özelliği vardır. Çatısı test pistidir. Ha, güzel. Böyle zekici şeyleri de var heriflerin yani. Diyorum ya İtalyanlar, Ama bak böyle işlerde çok akıllı herifler. Mekanik konusunda çok başarılılar yani. Yıllarca herifler çok büyük yenilikler getirmişler otomotive. Yarış konusunda çok başarılılar. Hala Ferrari işte lan yani. Hani Formula 1 deyince herkes Ferrari, Ferrari diyor değil. yani. Ferrari yoksa Formula 1'in keyfi yok ya. E, aynen ya. Öyle, öyle bir durum var durumda. Ha, Geçmişte de işte Alfa bak. Öyleymiş. Aslına bakarsan e, hani 50-51'de işte Formula 1 Dünya Şampiyonu Alfa ondan sonra Ferrari'ler gelmeye başlıyor. Bu arada Maserati'nin falan da şampiyonluğu var birincilikleri var. Fancio da Maserati ile yarıştı mesela bir sene Hani herifler çok başarılı oralarda. Ama e e ekonomik gerekçeler işleri biraz karıştırıyor. Sanıyorum İtalyan ekonomisine uygun olmayan otomobiller ürettikleri <laughs> <laughs> tam, tam orada mesela İtalyan'ın yanına git abi. İspanya'da otomotiv yok. Portekiz'de hiç yok. Yunanistan'da ha. yok. Allah'tan Türkiye'de var. Aslına bakarsan İspanya'da yok değil. Var. Seyahat aslında. Seyahat. Tofaş neyse Seyahat o. Hmm. Kuruluşu öyle. Bayağı bildiğim bizim gibi fiyat modelleri üretek başlıyor. Bak bu arada e, fiyat bu konuda çok başarılı. Rusya'ya satıyor kendi modelini. Polonya'ya veriyor. İşte hani biliyorsun 126 bisten tut bilmem neye evet. kadar Yugo bu go bilmem ne diye bir sürüsü fiyat dizansı. Aslında bu açıdan baktığında fiyat e, yayılmacı bir marka. Hakikaten birçok ülkede e, yeni marka yaratılmasını sağlamış bir marka. Bu açıdan da önemli bir marka. Ama hep fakir ülkelerde. Güney Amerika'ya git. Orada da çok kuvvetli fiyat. Ondan rağmen hala daha böyle bir... O Ama hep işte ek ucuz otomobil, ucuz otomobilden asker ediyorsun. Asker. Kardeşim. evet. E, İtalyanlar da çok zengin olmadığı için ürettiğin spor veya lüks otomobili alamıyor. E, Alman da üretiyor lüks otomobil. İngiliz de üretiyor, Fransız da üretiyor, Amerikalı da üretiyor. Oralarda rekabet daha zor. Ne kaldığında Mona Lisa'nın yani Lisa gülüşü. İkinci Dünya Savaşı'na kadar İtalyanlar aslına bakarsan hem sportif tarafta hem lüks otomobil tarafında çok başarılı dünya çapında. Ama ondan sonra biraz yok aşağı var. Yapacak bir şey yok. Var mı Ama İtalyan otomobillerini severim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Çok var da şimdi uzatmayayım daha ya. Ama beni atıyorsun insanların önüne. <laughs> Kesiyorsun ondan ya, işte. ya beni atıyorsun ondan sonra yazıyorlar altına. Kesmesen abi. kesmedi. Kahvem de soğumuş zaten. Ey, buz gibi olmuş. <laughs> ee, şaka bir yana evet. Yani İtalyan otomotiv sektörü özellikle ilk 50 yılına baktığın zaman otomotiv dünyasına çok şey kazandırmış bir ekol. Peki bir soru sana. Güncel. Hmm. Bugünküden soruyorum. Ee, paran da var. Sınırımız da yok. Ferrari mi olursa Maserati mi? Keyif anlamından bahsediyor. Otobüs ee, kullanma keyfinden. Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Dünyada en güzel sesli spor otomobil hangisidir diye yapılan bazı araştırmalar var. İşte motor seslerini dinletiyorlar. Alakalı alakasız insanlara genelde Maserati bir çıkıyor. Hakikaten de. Hem de Ferrari motoru kullanan Maserati bir çıkıyor. Çünkü adamlar öyle güzel bir akustik mühendisliği yapıyor ki. Bak. Işte Ferrari bana göre ee, günlük kullanıma uygun bir otomobil değil. Hakikaten değil. Caddede 3-5 tur atacaksın bebekle 3-5 tur atacaksın o kadar. O bile böyle belini ağrıtır falan yani. yani sıkıcı bana göre. Piste veya hani gazlamak için eyvallah. Hiç itirazım yok. Maserati'yi o açıdan daha çok tercih ederim. Tamam aynı yerdeymişiz yani. Çünkü Kesinlikle. rahatlık çok şey. Yani Gran Turismo'su özellikle yani Maserati'nin hem motor sesiyle hem kullanım keyfiyle en iyi yol tutan mı değil. Çok mu acayip kaliteli? Yani gördüğün yerler evet ama gıcır gıcır seste bir yerden sonra gelecek bunu hissettiriyor sana. Fer Fakat abi o ses, o tasarım tarz. Ben Maserati'nin tasarımını beğeniyorum mesela. Ferrari tutkunları şey ya yürüyün gidin Ferrari ama o Ferrari evet dışarıdan gördüğün muhteşem ama o içi gerçekten hani bütün beygirlerle beraber gidiyorsun aslında. Abi Ferrari ile yaşamak zor. Çok zor. Zor. Yani gerçekten zor. Masalat o konuda çok daha iyi. Lamborghini için de aynı şey geçer. Lamborghini, Ferrari'den de kötü. Ben söyleyeyim sana. Ben ona gir... Çok zor iş var ya. Kemik gibi koltuklar böyle şöyle yatıyorsun, şöyle kullanmak zorundasın falan. Arkanı görmüyorsun lan. Ama nasıl gömdük İtalyanları iki dakikada? Ama performans deyince de... Egea. Zevkli. Nasıl? Ver elini. Hayırlı olsun. Ama hibrit olsun rica edeceğim. Hibrit olsun. Modern olsun. Cross hibrit. Tabii tabii cross. Egea cross hibrit. Cross Station. Kalmadı. O zaman sıraya yazacağız size <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, yani gene, genel bir Ama toplu, şey var ha. ikinci elde hemen var sıfır hiç kullanılmamış plakalı. Ha 50 bin lira daha, de? daha pahalı. <laughs> Şaka bir yana yani e, İtalyanlar otomotiv dünyasında tasarımlarıyla ve özellikle spor otomobilleriyle tüm dünyada hala daha saygı gören bir ekoloji. E, sonuna kadar göreceklerdir. Cool. Çok güzel bir daha az bozulmayı becerirlerse işi tamamlayacaklar ama onu beceremediler olacak olacak o da olacak Stellantis birleşmesinden PSA tarafından or. oradan destek alacaklar gibi görünüyor e, ağzına sağlık bu arada hani atladığım marka var model var vesaire var kusura bakmasınlar hani e, ancak bu kadar anlatabiliyorum bu kadar sürede işte kesiyorlar kesiyorlar ya bak Yoksa daha ne markalar var ya? Abartlar. Ondan sonra yazacaklar ya. şimdi. bıraksana adam evet, konuşsun sana. falan. Bu arada bize ayrılan sürenin bir önceki programda demişler bırak konuşsun. Bize ayrılan sürenin iki buçuk katıyla konuşmuşuz biz. Ee. Ama ona rağmen sağ olsun e, prodüksiyondaki arkadaşlar bir gramını bile kesmeden yayınladılar. Onlara sağ da olsun. teşekkür ediyoruz sağ olsun. sağ olsun. olsun. Biz oradan e, şımararak süreyi daha da uzatarak <laughs> uzata gidiyoruz. <laughs> yani Halit ağzına sağlık. Teşekkür Yine böyle hikaye dinler gibi dinledim. Ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda yine Lastik Park YouTube kanalında otomobil hikayeleri anlatmaya. Önce şu ekolleri bitirelim sonra teker teker, so, teker marka özel, özel markalara da yani, gideceğiz. Baş, alfa'yı baştan sona bir anlatacağız. O kesin yani. A'dan Z. Ferrari'yi anlatacağız. O kesin. Yani model model böyle. Bir Maz'da anlatırız. Ma Honda. Honda anlatırız. Honda anlatmak lazım. Tabii. Maz'da anlatmak lazım. Asıl çok marka var be. Citroen anlatmak lazım Citroen. onlar. Ama önce şu Fransızları bir konuşalım. Bir, tamam. sonra bir sonraki programda Fransızları konuşacağız. Ee, dinlediğiniz, değer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi e, videonun altına eklerseniz mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.